Herkese merhaba ben Satı Elikçeli'nden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı harika bir hamburger tarifiyle geldim. Dışarıda satılan yiyecekleri evde yapmayı gerçekten çok seviyorum. Damak tadımıza göre uyarlıyorum çok daha güzel oluyor. Sizler de benim gibiyseniz sizlerle de tarifini paylaşmak istedim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Eşimin köftesi için ketçap ve tuz kullandım. Karıştırdıktan sonra da şeklini verdim. Sıra geldi kendimin köftesini yapmaya. 2 tane hamburger için ben 200 gram kadar kıyma kullandım. Bir tane de küçük soğanımı rendeden geçirdim. Onu ekledim. Baharat olarak kuru maydanoz, tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ekledim. Daha sonrasında da bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştıralım ve yoğuralım. İsteğe bağlı içine böyle miktarını artırabilmek için ekmek kırıntıları ekleyebilirsiniz ya da galetonu da ekleyebilirsiniz ya da damak tadınızda başka baharatlar duyuyorsa onları da ilave yapabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde karıştırarak yoğurdum. Bu vermiş olduğum ölçülerden iki tane hamburger köftesi çıkıyor. İkiye böldüm yuvarlak haline getirdim. Sonrasında da şekil verirken de kavanoz kapağı kullandım. Kavanozun kapağının içerisine streç film yerleştirdim. Sonrasında da köfteyi içerisine alıyorum. Böyle elimle bastırarak şekil veriyorum. köfte elimle böyle bastırıyorum iyice sabitledikten sonra da ters çevirerek çok rahat bir şekilde çıkartıyorum Köftelerimizin şeklini verdikten sonra da sıra geldi pişirme işlemine. Tavama bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve yumurta fırçasıyla her tarafına sürdüm. Ocağımı yakıyorum. Tavamız biraz ısındıktan sonra da köftelerimizi ekleyelim ve arada sırada karıştırarak iyice kızarana kadar pişirelim. Köşede görünen tencerede de patates kızarıyor. Tabii ki de hamburgerin yanında olmazsa olmazımız patates kızartması. Şekil olarak yuvarlak bir şekil verdik ama normalde dışarıda satılanların içi böyle hafif kanlı olduğu için yani çok fazla pişirmedikleri için böyle ebat olarak yine aynı ebatını koruyor ama evde yaptığımız zaman böyle içini daha iyi çeksin diye fazla pişirdiğimiz için bayağı bir küçülebiliyor. Ben köfteyi iyi kızarmış seviyorum. O yüzden de böyle içi sulu kaldığı zaman birazcık kanlı kanlı kalabiliyor. O yüzden çatalla bu şekilde bastırarak içinin suyunu da bırakmasını sağladım. Tabii ki de pişme kısmı tamamen damak tadıdır. Nasıl seviyorsanız o şekilde de pişirebilirsiniz. Köftelerimiz damak tadımıza göre kızardıktan sonra da hemen hamburgerin yapımına geçiyorum. Ekmek olarak ben bugün hazır ekmek kullandım. Hemen ortasından kesiyorum. Ben malzeme olarak marul yıkadım. Domatesimi yuvarlak yuvarlak doğradım. Kornişon turşu doğradım. Peynir olarak da şeder peyniri kullandım. Sos olarak da damak tadınıza hangisi uyuyorsa onu kullanabilirsiniz. Biz ketçaplı yemek istedik. O yüzden ketçaplı yaptım. Geçapın üzerine bir tane şedar peyniri ekliyorum. Köftemizi koyalım. Tekrardan bir tane daha şedar peynir ekliyorum. Üzerine de domates dilimi ekliyorum. Bir tane de marul yaprağı ekliyorum. Son olarak kornişon turşusunu da ekledikten sonra diğer ekmeğimizi üzerine kapatıyorum ve hamburger ekmeğimiz hazır oluyor. Köfteyi iki peynir arasına koyduğum için sıcayla peynirin derimesini erimesini sağlıyor. Gerçekten o kadar güzel oluyor ki kesinlikle de tavsiye ederim. Ben bugün ekmeği hazır kullandım ama daha öncesinden ekmeğin yapımını sizlerle paylaşmıştım. Yorum kısmını isterseniz linkini eklerim. Köftemizi böyle iki peynir arasına koyalım. Gerçekten böyle sıcayla eridiği zaman muhteşem oluyor. Görüntüyü görüyorsunuz sanki böyle hazır almış gibi muhteşem oluyor. Lezzeti de böyle ev yapımı kendi damak tadınıza göre uyarladığınız için çok daha güzel oluyor. Yanında patates kızartması ve sos olarak ketçapla beraber gerçekten çok güzel oldu. Ben böyle çok acıkmıştım. iki tane yerim gibi düşündüm ama tamamını bitiremedim. Bunu da söylemek istedim. Görsel lezzetin garantisidir. Buna her zaman inanırım. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.